Sayın seyirciler, Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı terör örgütü davasında nihayet mütalaa açıklandı. Nazi gelin lakaplı elebaşına ömür boyu hapis talep edildi. Ben devamlı Naziler öldürdü dedim. Ama hiçbir zaman polisten inanmadı bana. Alman adaleti kanı hızında ilerledi. 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü davasında ancak 5 yıl sonra mütalaa açıklanabildi. Savcı, Nazi gelin lakaplı Beate Çepe hakkında ömür boyu hapis istedi. 42 yaşındaki Çepe'nin üyesi olduğu Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü, 90'lı yılların sonunda Almanya'yı yabancılardan temizlemek için kuruldu. Türkleri hedef aldı. Örgüt 10 cinayetin yanı sıra 2 banka soygunu, 2 de bombalama, 1 kundaklama eylemine karıştı. Nazi terör örgütü 2000 yılında harekete geçti. İlk cinayet 9 Eylül 2000'de Nürnberg'te işlendi. Çiçek satan Enver Şimşek kurşun yağmuruna tutuldu. Ardından da düzensiz aralıklarla Hamburg, München, Dortmund'da Türkler Nazi terör örgütü tarafından hedef alındı. Ancak kimse o dönemde Almanya'da yükselen neonazi akımından şüphelenmiyordu. Polis uzun süre cinayetlere Türk mafya çeteleri arasındaki hesaplaşma olarak baktı. Bu nedenle kurbanların aileleri suçlu muamelesi görüp sorgulandı. Ben devamlı Nazileri öldürdü dedim. Ama hiçbir zaman polisler inanmadı bana. Kocanı sen şey yaptın, kardeşinle bir oldun, seni öldürdün. Benzer cinayetler 7 yıl boyunca devam etti. İkisi hariç. Kurbanların hepsi Türktü. Theodoros Bulgarides adlı Yunan anahtarcı ise Türk olduğu sanılarak vuruldu. En son cinayetse 25 Nisan 2007'de işlendi. Kadın bir polis vuruldu. Onun da silahını almak için öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis iki cinayette 8 Türk'ün katledilmesi arasında yıllarca bağlantı kuramadı. Ta ki katliamla böbürlenen korkunç bir video ortaya çıkana kadar. Görüntülerde Pembe Panter müziği eşliğinde kurbanlar gösteriliyor ve arkasındaki örgüt, yani Nasyonel Sosyalist Yeraltı açıklanıyordu. Die mutmaßlich letzte Überlebende des Terrorkommandos Nationalsozialistischer Untergrund. Eylemlerine uzun süre devam eden örgütün iki erkek üyesi birbirini vurarak intihar etti. İçlerinden biri Çepe'nin sevgilisiydi. Polis, Nazi terör örgütünü ancak Çepe'nin teslim olmasıyla öğrenebildi. Almanya ayağa kalktı. Çepe, ağır aksak yürüyen Alman adaletinin karşısına çıkarıldı. Ancak 2,5 yıl boyunca hiç konuşmadı. Duruşmalarda sürekli güldü. İlk ağzını açtığında da suçlamaları reddetti. Deliller ve itiraf olmasına rağmen dava bir türlü sonlanmıyor. Son duruşma bugün görüldü. Savcılık 5 yıl sonra hazırlayabildiği iddianameyi okudu. Örgütün bilinen ve geriye kalan tek sanığı hakkında müebbet hapis istedi. Ancak davada karar hala çıkmadı. Hükmün açıklanmasının 1-2 ayı daha bulması bekleniyor.